Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz değişik bir şey. Sizler benden bunu bayağıdır istediniz. Uzun zaman önce olan bir olay değil. 3 hafta oldu, belki 4 hafta oldu. Polisler bir olay yerine çağrılıyor. Olay yerindeki bizim şüpheli kişimiz ayakları olmayan, yani engelli, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş birisi. Yani bu bir suç işlemiş, polisler olay yerine çağrılıyor. Ve polisler olay yerine geldiği zaman bu arkadaşla karşı karşıya buluyorlar kendilerini. Ama garip olan bu değil arkadaşlar. Garip olan bu tekerlekli sandalyede olan arkadaşımızın elinde çok büyük 12 inçlik bir bıçak var. Ve kendisi inanılmaz hızlı. Ayakları olmamasına rağmen yine hareketlerini hızlı yapabilen birisi. Ama neyse, bu bayağı bir sorun çıkarttı. Amerika'da bayağı protestolar oldu. Türkiye'de bile bayağı haberlere falan çıktı her yerde dediğim gibi. Siz bakacağız aslında. Bu olay gerçekten polisler haklı mı, haksız değil mi? Yani ne oldu, ne bitti? Beraberce bunu tecrübeli bir polis olarak, kendim bu işleri yapmış birisi olarak konuşalım. Ne olmuş, ne bitmiş beraber öğrenelim. İlk başta göreceğimiz video güvenlik kamerasından çekilmiş bir video. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ekrana çıkacaklar. Evet, görüyoruz. Polisler olay yerine geliyor ta ileride. Biraz daha yakınlaşacak şimdi, göreceksiniz. Şu anda tekerlekli sandalyesinin üzerinde ama atlayacak aşağı. Ta yukarıda görebiliyorsunuz. Polisler arkasından geldi, dur diyor. Tekerlekli sandalyeye gitmeye çalışıyor. Bak, şimdi duracak, atlayacak. Polisler gel senle konuşalım diyor ve polisler burada. Evet arkadaşlar, atıyor dedim ama polisler attırıyor bunu. Gördüğünüz gibi. Polisler diyor ki dur diyor. Durmuyor. Polisleri dinlemiyor. İlerliyor. Ve polislerin orada olma sebebi var. Ki ben bu sebebi size ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Ve polisler bunu yere atar atmaz. Zaten elinde bıçak var. Tamam mı? Polisler kendilerini riske koymak istemiyor. Tekerlekli sandalyede elinde bıçak var. Ha tamam, biraz hareketleri limitli. Polisler bunu direkt yere atıyor daha iyi kontrol edebilmek için. Ve bu inanılmaz yani. Ayakları olmamasına rağmen bayağı iyi hareket edebilen birisi oldu. Hemen ortaya çıkıyor. Görün bakın. Şu anda polisler silahlarını çekmiş. Evet, görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Elektroşok. Evet arkadaşlar, bunu görebiliyoruz. Bu gelen arkadaş elektroşok veriyor. Elektroşok vermeye çalışıyor. İki defa. Elektroşok olanı biliyorsunuz. Ben birçok videomda konuşuyorum bunu. Taktik olarak açılar güzel. Bu arkadaşın önünde bir elektroşok var, görebiliyorsunuz. Bayağı etkili bir alet ama değdiği zaman, doğru bir şekilde değdiği zaman. O iğneler sana doğru bir açıda değdiği zaman. Sadece taser'ın iki tane iğnesi var ya, bir tanesi şahsa değiyor ve o yüzden taser'ın etkisi hiç olmuyor. Bu her zaman olan bir şey değil. O yüzden elektroşoka hiçbir zaman %100 güvenilmez. Elektroşok kullanacaksan başka birisi gerçek bir silahla sana kolluk vermeli. Bu gerçek yapılması gereken bir şeydir. Çünkü elektroşok her zaman etkili değil. Neyse, buna yapıyorlar iki defa. Etkili olmuyor. Evet, elektroşokun ikinci hamlesi etkisiz oluyor. Görebiliyorsunuz buradaki. Burada bir şey göstermek istiyorum size. Şu polise bakın. Geri alıyorum. Elektroşok etkisiz oldu. Bak. Şu polise bakın, bıçağını bu elektroşok yapan polise atmaya çalışıyor. Bıçağını elektroşok yapan polise atmaya çalışıyor. Ve buradaki polisler bunu yaptığı için hemen ateş açıyor. Ve bu şekilde bu şahıs polisler tarafından vuruluyor ve olay yerinde ışıkları kapanıyor arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Şimdi konumuz bu. Polis ayakları olmayan engelli birisini neden vurdu? Başka seçenekler yok muydu? Tabii arkadaşlar, ilk başta yüzeysel olarak baktığımız zaman var. Ki bunu polisler yaptı. İlk olarak fizik bir şekilde bunu tutmaya çalıştılar. Tekerlek sandalyesinden yere attılar. Ama kişi tekrar ayağa kalktı, elinde bıçakla polislere saldırmaya çalıştı. Yani direndi. Bu bir. Ondan sonra biraz daha yükselttiler. Elektroşokunu verdiler. İki defa elektroşok yapmaya çalıştılar. Yine etkisiz oldu. Ve o anda çok yakın bir mesafedeler. Diyorsunuz, çok yakın bir mesafede bu kişi çok büyük bir bıçağı polise atmaya çalıştı. Tam o anda polisler bunu vurdu. Bu kadar. Şu ana kadar ben herhangi bir sorun göremiyorum. Ama arkadaşlar, en önemli bilmediğiniz şey bu. Göstereyim ben size. Bu polisler bu olay yerine neden geldi? Hep beraber bakalım.
Evet arkadaşlar, şu ekranda görebildiğiniz tekerlekli sandalye. Bu polisler gelmeden önce, polislerin aslında neden olay yerine geldiğini gösteren şey. Tekerlekli sandalye de burada kendisi. Bakalım ne olacak. Öyle durmuş, etrafı kolluyor. Evet, görebiliyoruz burada arkadaşlar. İnsanlar caddeden geçiyor. Yani karşı karşıya geçiyor. Bir tane kız buraya gidiyor. Burada beyaz tişörtlü birisi var. O da bizim tekerlekli sandalyeye olan, oturan yani bizim mağdurumuz, polisler tarafından vurup öldürülen kişiye doğru yürüyor. Ama bu olay polislerin olayından çok daha önce. Ama aynı gün. Evet arkadaşlar, burada görebiliyoruz. Beyaz tişörtlü adam karşıdan karşıya geçen ve bizim tekerlekli sandalyede ayaksız olan masum arkadaşımız, değil mi? Elinde bıçakla şunu yapıyor. Adamın yanına gidiyor. Rastgele bir adam. Bu arada aralarında bir sorun bile yok. Bu adamla tanışmıyorlar bile. Rastgele. Gidiyor tak. Kalbinin üzerinden bıçaklıyor. Tekrar gösteriyorum. Ve çok şükür bu mağdur aslında hemen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyat falan hayatını kurtarıyorlar. Çok kötü bir durum. Tabii bundan sonra hemen polisler olay yerine çağrılıyor. Polisler olay yerine çağrıldığı zaman gösterdiğim gibi burada bu arkadaşı buluyorlar. Bu arkadaş bıçağı polislere çekiyor. Polisleri dinlemiyor. Polisler elektroşok falan kontrol etmeye çalışıyor. Bıçağını onlara atmak için tehdit ediyor. Hatta atmayı deniyor ve o anda şurada gördüğünüz gibi polisler tarafından vuruluyor ve etkisiz hale getiriliyor. Tabii bu şahsın ailesi bütün haberlerde, Türkiye'de çıkan haberler de dahil burada. Diyor ki işte polisler ayağı olmayan bir tane adamı vurdu öldürdü. Bu cinayettir işte, bu şudur falan filan diyorlar. İşte polisler tutuklansın, bilmem ne olsun, bu tamamıyla adil değil falan filan. Açıkladık arkadaşlar, bütün durumu açıkladık sizlere. Sizce bu konum adil, yani bu yapılan şey adil mi? Sizce polisler haklı şekilde bu kişiyi vurdu mu? Sizce başka seçenekler var mıydı, olabilir miydi? Bunlar varsa neler olmalıydı? Siz bana söyleyin. Şimdi bazılarınız diyebilir ya, bir tane bıçak ya vuramazdı falan. O tehlike, o riski sen alır mısın? Ben almam. Ben akşama kadar almam. Sen birisini bıçaklamışsın, öldürmeye çalışıyorsun. Adam hastanede can çekişiyor. Ondan sonra sen geliyorsun, bana böyle direniyorsun. Ve bu bıçağını bana asmaya çalışıyorsun. Ve aramızdaki mesafe 3 metre. Ben o riski almam. Herhangi bir yere gelebilir. Bu bir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum sizler arkadaşlar. Bu arkadaşın ayakları neden kesik biliyor musunuz? Bir yıl önce, bu olaydan bir yıl önce polislerle çatışıyor, bir olaya giriyor. Ve oradan aldığı yaradan dolayı bacaklarını hastanede doktorlar kesmek zorunda kalıyor. Böyle bir adam. Psikopat. Kafayı yemiş. Sorunları var. Yani her engelli insan da abi melek değil, bunu unutmayın. Neyse, konu bu kadar arkadaşlar. Merak ediyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce polisler haklı mı, haksız mı? Gerçekten merak ediyorum. Yorum olarak yazın. Hadi bu konuyu konuşalım. Eğer ilginizi çekiyorsa arkadaşlar, ben Twitter'ı kullanmaya başladım. Twitter Amerikalı Aynasız. Oradan takip ederseniz sevinirim. Bu tür haberleri oradan da paylaşıyorum. Instagram Amerikalı Aynasız. Orada bayağı aktifim. Discord Amerikalı Aynasız. Orada bir aile sohbet muhabbet ediyoruz. Ve aynı zamanda Twitch'te pazar, salı, perşembe Türkiye saatiyle akşam 8'de canlı yayınlarıma tekrar devam etmeye başlıyorum. Hepinizi beklerim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.